Merhaba sevgili dinleyiciler biz söz söz açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas efendim ee, emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu stüdyoda konuğum. Her pazartesi olduğu gibi bu pazarteste birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Teşekkür ederim Ata Bey. Evet. Çanakkale'de Değil mi efendim? Çanakkale'ye devam ediyoruz. Evet. evet. Şimdi Atabey geçen hafta e, müttefiklerin yani İngiliz ve Fransızların Çanakkale Boğazı'nı geçmeye ve İstanbul'u alarak Rusya'ya yardım ve destek vermeye karar verdiklerini anlatmıştık. Evet. Konuşmuştuk. Şimdi Çanakkale Boğazı'nın savunmaya hazırlandığını ve tabiyelerin durumunu ve İstanbul'un Ta Fetinden itibaren Çanakkale Boğazının savunmasının düşünüldüğünü ve Osmanlı padişahlarının Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren bu bölgeyi tahkim edip tabyeler inşa ettiklerini, özellikle son dönemde Sultan II. Abdülhamit Han'ın bu konuya önem verdiğini ve Çanakkale Boğazındaki bu mecidiye, hamidiye, aziziye, namazgah ve diğer tabiyelerin elden geçirildiğini ve boğazın böyle bir düşman taarruzuna karşı hazırlandığını evet, arz etmiştik. Eve. Bunları anlattık. Hatta işte e, artık e, Birinci Dünya Harbi başladı. Kasım ayında Hükümet, o zamanki iddiaççılar e, tedirgin olmaya başladılar. Daha doğrusu korkmaya başladılar. Ve o dönemde Sultan II. Abdülhamit Han e, İstanbul'a intikal etmişti. Beylerbeyi Sarayı'nda kalıyordu. E, i̇ddiaççılar başındaki Emmer Paşa, Talat Paşa zaman zaman kendisine e, e, uğrayıp durum hakkında bilgi verip fikir e, alışverişinde bulunuyorlardı. İşte bu Çanakkale de, zaferinden hemen önce böyle e, Enver Paşa Abdülhamit Han'ı ziyaret ettiği sırada bu durumu e, anlatıyor ve bu arada işte Çanakkale'den endişe ettiğini vesaireyi söyleyince Sultan Abdülhamit Han hemen ona müdahale ediyor. Diyor ki eğer tabiyeler orada yerinde duruyorsa düşman boğazdan içeriye adım atamaz. O konuda hiç endişe etmeyin diyor. Bunu izah etmişti. Evet. Şimdi tabii artık İngilizlerin, müttefiklerin e, taarruz edeceği kesinleşince boğazdan e, İstanbul, e, Ankara, e, Çanakkale مستahkem e, mevki e, ismi altında özel bir e, komutanlık kurulmuştu ve başına da Miralay Cevat bey daha sonra paşa oldu Cavant Paşa'yı kol Kolordu seviyesinde bir e, birlik, özel bir birlik ç, özellikle Çanakkale Boğazı'nın savunmasıyla ilgili e, işte mayın birlikleri var, topçu birlikleri var, muhabere birlikleri var, istikam birlikleri var, top topçu taburları, piyade tabur ve tugayları var. Böyle bir e, birlik oluşturuldu. Şimdi bir de geçen hafta onu arz etmiştim. İddiaçılar, hükümet endişe edince bayağı Almanların da teşvik ve baskısıyla hükümet, iddiaçı hükümet payitahtı Anadolu'ya taşımaya karar vermişti. Evet. Hatta Sultan Abdülhamit Han'ı da göndereceklerdi işte Eskişehir'e ve Konya'ya biliyorsunuz onu arz etmiştim Sultan Abdülhamit Han buna karşı çıktı ve gitmeyeceğini hanedanın da payitahtta kalmasını yoksa İstanbul'un İstanbul'dan ayrılmasıyla Osmanlı Devleti'nin yok olacağını elden çıkacağını çok açık bir şekilde ifade etti ve hükümet karar değiştirdi ve tat yerinde kaldı. Hatta öyle ki e, hazırlıklar yapılmış, iki ayrı tren hazırlanmış. Birisi e, hanedan için e, Eskişehir'e gidecek. Sultan Abdülhamit Han da Konya'ya götürülecek yerler falan e, e, kiralanmış idi. Diğer tren de ee, Alman Avusturya Sefaretleri ve yabancı e, Diplomatları e, Anadolu'ya Götürmek üzere Böyle bir hazırlıklar dahi Yapılmıştı evet. ama Sultan Abdülhamit Han'ın böyle e, Kesin Tavrı duruşu Hükümet bundan vazgeçti Şimdi Ata Bey Boğaz'ın savunma tertibatını Şöyle kısaca Arz etmek istiyorum Bakın tabiyeleri geçen hafta arz ettim ayrıntılı bir şekilde şimdi Çanakkale Boğazı'nın tertibatı, savunma tertibatı böyle üç bölüm halinde kademeli olarak tertiplendi birinci kademe metal tabre tabiyeler diyoruz, dış savunma tabiyeleri yani Ege Denizi'nden Boğaz'a girerken hem Anadolu hem Rumeli Kıyısında ikişer tabya olmak üzere dört tane tabya hazırlandı. Nedir onlar? Rumeli sahilinde Ertuğrul tabyesi, Seddülbayır Bayır tabyesi ve Anadolu sahilinde de Kumkale ve Orhaniye. Demek ki iki tabya. Rumeli kıyısında iki tabi Anadolu kıyısında bu gemiler ve bu şey bu tabiyeler ve bu tabiyedeki toplar e, büyük gemilere böyle ateş et, a, e, ateş edebilecek çapta ve büyüklükte menzili geniş ve seri ateş eden e, topları var. Bu tabiyelerin görevi yani Boğaz'ın girişinde Çanakkale Boğazı'nın girişinde efendim düşman donanmasının e, boğaza girmeden önce onlara zayiat verdirmek ve derinlikteki gerideki tabyeleri ilerden korumak. Bu maksatla hazırlanmış. Buna biz işte metal tabyeler eski tabirle dış savunma bölgesi diyoruz. İkinci bölge merkez tabiyelerin bulunduğu orta savunma bölgesi. Bu bölgede de yedi tabiye var. Yani Kepez ve Dardanus. E, tabyeleri olmak üzere onun yanında seyyar tabiyelerde e, kuruldu. E, Anadolu kıyısında Kepes, Dardanos, Mer e, Mesudiye ve Cevan Paşa tabiyeleri. Rumeli kıyısında da Tanker, Baykuş, Kum. Toplam yedi tabiyede bu merkez e, orta kısımda. Yani bu Kar Erenköy Karanlık e, Karanlık Liman diye tabir edilen ee, Erenközi, ...kısımda. Erenköy'de kimi? Evet, evet. Ee, hemen yani Sa İstanbul Anadolu sahilinde. hayır diye. hayır. Anadolu, Çanakkale. Çanakkale'deki Erenköy bölgesi. 3. Ee, bölge efendim iç tabiyeler. Esas savunmanın tertiplendiği ee, iç savunma bölgesi. Bu bölgede de dokuz tabiye var. Anadolu kıyısında Nara Mecidiye, Çimenlik Anadolu Hamidiyesi Rumeli kıyısında da Yıldız Değirmendere Namazgah Rumeli Hamidiyesi ve Mecidiye Habiyesi Hamidiyesi olmak üzere efendim 9 tabiye toplam bütün Çanakkale bölgesinde 20 büyük tabiye var. İşte bu şekilde 3 bölüm halinde ee, savunma de, şeklinde de, karşı evet, koyuyorsun İngilizlere ve bu tabiyeleri evet. geçen programda arz ettiğim Tabii. gibi Sultan Abdülhamit Han döneminde elden geçirilmiş takviye edilmiş yenileri yapılmıştı bu 20 tabiyede 59 ağır top vardı bunlardan ancak 8'i büyük çapta ve seri ateşliydi bu Boğaz'ın en çok tahkim edilen ve mayınlarla pekiştirilen burası iç bölge. Yani düşman e, donanmasını burada imha etmeyi planlamıştı Cevat Paşa. Boğaz'ın buradaki toplam e, mevcudu efendim topların mevcudu 170'e ulaşmıştı. Şimdi 18 Mart Deniz Savaşı'ndan önce Geçen hafta da arz etmiştim. İlk e, taarruz Müttefiklerin İngilizlerin taarruzu 3 Kasım 1914 yılında yapıldı. E, nasıl? 3 İngiliz zırhlısı, 2 de e, kruvazör, bunlar ve 2 de Fransız e, zırhlısı olmak üzere Seddül Bahir bölgesine ve Anadolu ee, sahilindeki kum e, kumkale bölgesine bunlar bir yoklama ateşi yaptılar ve ne zaman 3 Kasım yani 1. Dünya Harbi'nin başladığı haftada evet. efendim bu 20 dakika süren bu e, e, saldırıda bir eee e, talihsizlik mermilerden atılan İngiliz toplarından atılan mermilerden bir tanesi Seddülbahir Kalesi'ndeki tabyesindeki efendim Japoneliye e, isabet etti. O de isabet etmesi neticesinde büyük bir bütün mermiler infilak etti. Bütün mühimmat bu bombalaman bombardıman sonucu efendim 5 subay 81 er 31 kişi yaralanmış oldu. Yani Çanakkale'de ilk şehitler bunlar. Ilk şehitler deniz bunlar. Evet, ilk e Peki deniz bunları, şehitleri e Çanakkale budur. Çanakkale coğrafyasındaki <laughs> o mezarlıkları, kabirleri de var değil var. mi? Var. Evet. Ve hatta isimleri yazılı ha, beş subayın da tek Allah. ismi yazılı olan bu Allah. ilk yani an şehitler için. anıtıdır. Evet. Şimdi bu bombardıman Osmanlı Devleti için önemli bir e uyarı olmuş oldu ve hemen kaybetmeden vakit kaybetmeden Boğaz'ın tahkimine başlandı. Ve 19 Şubat 1915 tarihine kadar efendim e, bu Çanakkale Mustahkem e, Mevki Komutanlığı bu bölgeyi tahkim etti. E, denize mayın hatları düş, döşedi. Aşağı yukarı 10 tane hat. O iç e, savunma bölgesinde Hı -hı. ışıldaklar yerleştirildi. Her iki sahile deniz altıların geçmesini önlenmek için hatta böyle sahilde balıkçı e, ağlarını e, kurdular. Evet hem Rumeli hem Anadolu sahilinde soba boruları koyarak bazı aldatma olayları e, e, tedbirleri aldılar. Yani e, o soba borularının üzerine yanıltıcı bir, olarak e, yanıltıcı aldatma üzere işte bir avuç, iki avuç mermi şey mühimmat, barut atarak onu ateşleyip sanki orada mermi şey, batarya var hissini verip e, düşman gemilerinden e, atılan topları oraya e, sevk etmek. Buna da muvaffak oldular 18 Mart günü. Bakın şimdi e, İngilizler ki ona biz itilaf e, taarruzu diyoruz. Bunların da e, planı dört kademeliydi. Birisi Boğaz'ın ilk girişinde efendim e, giriş bataryalarını saf dışı etmekti. İkinci e, safhada orta bölgeyi ele geçirmek, üçüncü merhalede de biraz önce ifade ettiğim esas savunmanın tertiplendiği iç savunma bölgesini e, ararak, e, geçerek Marmara'ya ve oradan e, İstanbul'a e, geçmeyi planlamışlardı. Yani bu e, 3 Mart 3 Mart e, Şubat e, şey e, neydi? 3 Şubat mı? E, hayır 3 Mart değil tabii. 3 e, e, Kasım pardon 3 Kasım e, ilk bu yoklama e, taarruzu Osmanlı Devleti için Çanakkale müstahkem mevkii komutanlığı için bir uyanı uyarı, uyarı olmuş oldu ve bir zaman kazanma oldu ve e, süratle Boğaz tahkim edildi şimdi bir dakika şimdi ama ikinci, Boğaz'dan yani de, denizden gelen ilk saldırı 3 Kasım'da diyorsunuz değil mi efendim Evet o bizim bir toparlanmamıza bir, bir ders çıkarmamıza vesile Oldum. oluyor aslında. Evet. Şimdi ikinci... 18 Mart'tan önce e, ki yapılan esas taarruz 19-25 Şubat tarihleri arasında oldu. Hmm. Burada bakın ilk e, 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 19 Şubat günü 4 9 zırhlı kruvazör katılarak yani e, giriş tabiyelerde hani biraz önce ifade ettiğim metal tabiye dediğimiz dış bölgedeki e, hem Rumeli hattında, hem Av, evet. a, Rumeli ve Anadolu sahilindeki dört bataryaya dört e, tabyaya taarruz ettiler. Ertuğrul Tabyası, Seddülbayır tabiyesi, Anadolu kıyısında da Kumkale ve Orhaniye tabiyeleri. Bakın e, bunlar tabi bu giriş tabiyelerinde e, İngiliz toplarının menzili uzak daha büyük olduğu için 15 kilometreye kadar menzili olan uç, e, topları vardı. Bunlar vasıtasıyla bu dört ya büyük hasar verdirdiler. 19 Şubat 25 Şubat tarihleri arasında ve burada bizim 19'a yakın 20'ye yakın topumuz saf dışı oldu bunları kaybettik ve dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nın girişi müttefiklerin kontrolü altına girmiş oldu. Bakın bu olaydan sonra bu olayın siyasi bir e, neticesi de oldu. Bu bizim giriş dört bataryası, dört tabiye saf dışı kalınca o zamanki İtalya e, tereddüt ediyordu hangi tarafa katılmayı hmm. Bulgaristan da aynı şekilde Almanya'ya yüzü dönükken böyle çekingen davranmaya başladı. Şimdi bu Boğaz'ın girişindeki tabiyelerimiz susturulduktan sonra ikinci safha olarak 26 Şubat günü ihtilaf donanması eee devam etti. Evet. Ve orta bölgenin her iki kıyısındaki efendim e, Türk savunmasının esası burada hem her iki sahilde de seyyar hafif topçu bataryaları vardı. Bunlar seyyar mobil oldukları için ateş edip ondan sonra hemen yer değiştiriyorlardı. Dolayısıyla bunlar çok başarılı oldular bu bölgede. 25 e, Şubat'a kadar e, bu nihayet bu e, ikinci safhada da Boğaz'ın girişine bu karanlık e, bölge dedikleri Erenköy koyu bölgesine e, müttefik donanması ulaştı. Şimdi... Üçüncü safhaya geldi. Esas üçüncü safha 18 Mart günüydü. Bakın burada 18 Mart günü bu artık kesin sonuç almaya karar verdiler. Ve saldırı planını ittifak e, ittilaf devletleri e, böyle üç dalga halinde e, hazırladılar. Böyle üç hat halinde. Birinci hatta efendim, e, altı tane İngiliz gemisi kruvazör ben artık isimlerini geçiyorum. Evet. Ee, ilk, hemen arkasında ikinci hatta Fransızların gemileri var. Altı tane gemi. Bunlar Kurvazör... ve muhrip. Nihayet üçüncü hatta da tekrar İngiliz hattı gemiler var. Ve bu armada diyoruz. O zaman e, hatta şu anda bile e, ee, bu kadar büyük bir gemi, harp gemisinin toplandığı başka bir savaş olmamış. Yani büyük bir armada ve İngilizler, müttefikler, itilaf devletleri yüzde yüz kazanacaklarını biliyorlardı. Dolayısıyla saat 10'da boğaza girmeye başladılar. Evet. Bu arz ettiğim. Tabi ilk karşılık bizim e, Anadolu sahilindeki Mesudiye ve Dardanos bataryaları bunlara cevap verdi. E, fakat devam etti saat 12 öğleye doğru e, iç tabyelere taarruz ettiler. Bu arada bizim tabyelerimizdeki e, Namazgah tabyesi ve Anadolu tabyesi e, büyük hasar gördü. Ee, diğer e, İngiliz ve Fransız bataryaları e, gemileri de hem Anadolu hem Rumeli sahilindeki e, bataryalarımızı, tabyelerimizi ateş altına almaya başladılar evet. ve e, büyük bir e, zarar da verdiler. E, bir kısım e, tabyelerimiz saf dışı olmuş oldu. Bakın o, o dönemde bakın e, öyleye kadar çok şiddetli bir 18 Mart günü savaş devam etti. Burada bu Nusret Mayın gemisinden bahsetmek istiyorum. Bir hafta önce 18 Mart'tan bir hafta önce Nusret Mayın gemisi 26 tane mayını bu Muazzam. evet bu mayını Erenköy koyuna sahile döşedi. Hatta Almanlar buna karşı çıktılar. Cevat Paşa ııı e, ısrar etti. Çünkü bölgenin komutanı e, Cevat Paşa'ydı. Türk kumandanlarıdır. Bunu biraz sonra daha sonraki programlarda Almanların rolünü arz edeceğim. Kendi planını kendi taktiğini uyguladı ve patlamaz dedikleri o 26 mayını Erenköy koyuna sahile sahile de paralel olarak bunu herkes şey yaptı. Evet ve bu mayınlar 18 Mart günü bilhassa öğleden sonra çok büyük hizmet gördü. Hatta o gün yani bir hafta önce 7-8 Mart günü gece karanlığında bu mayın Nusret Mayın Gemisi 26 mayını sabaha karşı döküp bitirdiği zaman gemi komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey kalp sektesinden şehit oluyor. Sevgili dinleyiciler evet. emekli kurmay Albay Ziya Burcuoğlu misafirim konuğum kısa bir reklam aramız var. Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz Geret FM'de emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu <laughs> konuğumuz. Efendim Çanakkale 18 Mart'ta kalmıştık. Evet. İtilaf Şimdi... Devletlerinin bombardımanı başlamıştı. bugün daha doğrusu Nusret Mayın Gemisini anlaşmış, anlatmıştınız. O evet. konuya girmiştiniz ama yarı evet, kalmıştı. Evet. Buyurunuz efendim Nusret Şimdi, Mayın Gemisi. Şimdi 18 Mart 1915 günü ki savaşın en şiddetli olduğu bir gün. Evet. Biliyorsunuz bundan bir ay önce yani 19 25 Şubat günü İngiliz ve Fransız gemileri taarruza başladılar evet. ve Boğaz'ın girişindeki Erturul ve Seddülbayır tabiyeleriyle Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye tabiyelerini ...saf dışı ettiler evet. ve Boğaza girdiler. Hı hı. Ne zaman 19-25 Şubat günleri. Yani böylelikle e, Erenköy'e kadar, e, Kepese kadar bölge onların kontrol altına girmiş oldu. Çanakkale, ne zaman Erenköy On, ve Kepes? Evet. evet 18 Mart'tan aşağı yukarı bir ay önce. Hı hı. Bakın ondan sonra. Şimdi bu ilk merhaleydi. Sonra ikinci merhale ya yani düşmanın İngiliz ve Fransızların merhalesi esas merkez tabiyelerine geçen haftaki programlarda tabiyelerin durumunu arz etmiştim. Burada tekrar etmiyorum. E, aşağı yukarı e, şöyle ifade edeyim. Toplam olarak 20 büyük tabiyemiz var. 59 ağır topumuz var. 170'e yakında seyyar mobil bataryalarımız var. Evet. Bunlarla bu 20 tabia ve bu bataryalarla Boğaz'ı savunuyorduk. Hmm. Efendim, şimdi bu 18 Mart günü sabahleyin 10'da esas taarruzu başlattılar. Evet. Yani bir ay önce e, Boğaz'a girdiler ve o Erenköy ...karanlık liman dedikleri... ...Kepez'e kadar olan bölgeyi... ...rahat kontrol altına aldılar. Oradaki bazı... E, ...tabyeleri saf dışı ettiler. 18 Mart günü esas taarruza başladılar. İşte üç... E, ...grup halinde, üç hat halinde... ...birinci hatta aşağı yukarı... ...altı tane İngiliz gemisi... ...ikinci arkasında, ikinci sırada... ...yine altı adet ki o dönemin en gelişmiş gemileri harp gemileri kruvazörler ve zırhlılar Fransız gemileri nihayet üçüncü hatta da tekrar İngiliz gemileri bu şekilde üç sıralı olarak esas merkez tabiyelere taarruz et taarruza evet. başladılar tabi bu ta tamamen 18 Mart günü saat 10'da başladı Evet. Düşmana ilk karşılık bu Mesudiye ve Dardanos tabiyeleri var ee, Anadolu sahilinde. Bunlara onlar karşılık verdi. Tabii bizim tabiyelerimizdeki ve seyyar toplarımızın menzilleri düşmanın toplarındaki menzile göre daha kısa, kısa olduğu için bekliyorlardı ki ee, kend ya. yaklaşsınlar kendi top menzilleri içine girsin ondan sonra ateş ediyorlardı. Evet. Ama e, İngiliz, Fransız gemileri değil. Onların e, top menzilleri e, uzun menzilli oluyor. Uzaktan at at. Bizim bugünkü obüsler gibi. Evet. Şimdi aynen kilometrelerce ötesinde aynen öyle. dayışı evet. vuruyor bizim o obüsler. O kadar değildi evet. ama en fazla 15 kilometre. Evet. o zamanki gemiler. Obis Bakın şimdi daha fazla tabii. O gün yani. e, saat 10'da başladı. Öğleye doğru saat 12'de tabii İngiliz gemilerinin böyle uzaktan top atışlarıyla bizim bir kısım tabyelerimiz zarar gördü. Namazgah tabyesi Rumeli sahilinde evet. ondan sonra Anadolu Hamidiye tabyeleri bunlar baya zarar gördüler düşman şeylerinden dolayı top ateşlerinden dolayı ve oradaki e, tabiyedeki e, toplar artık saf dışı edilmiş oldu. Bu arada çimenlik tabye diyoruz kaleyi sultani o Çanakkale şimdiki e, vapur iskelesinin bulunduğu yerdeki tabyeye de taarruz ettiler ve orada bir e, talihsizlik ...bu birkaç defa oldu... E, ...oradaki tabyenin cephaneliğine isabet etti... ...ve e, bütün cephanelik infilak etti... ...dolayısıyla e, büyük bir e, hasar, hasar oldu evet. daha çok... ...zayiattan çok... ...yani saat artık öğleden sonra... ...15'e doğru e, iyice şiddetlendi... ...ve e, müttefiklerin top atışlarıyla e, bizim tabyeler artık etkili olamamaya başladılar. Evet. İşte saat 15'ten sonra öğleden sonra efendim bu Mecidiye diye bu Seyit Onbaşı'nın başının e, attığı bir mermi var. Gülle. Gülle var. Evet. Efendim o bir İngiliz Ocean diyoruz biz ocean. O geminin efendim adeta bacasından içeriye evet. girdi ve ne yaptı? Sallana sallana e, denizde e, artık dümenini kaybetmiş, e, başı boş dolaşmaya başladı. Bolaşırken de e, ne yaptı? Erenköy açıklarında eee Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği e, mayınlara isabet etti <laughs> ve battı. Evet, Şimdi, battı tabii. Da bununla beraber tabii e, e, diğer gemiler de, e, İngiliz gemileri de bu mayınlara tesadüf ettiler, çarptılar ve e, infilak ettiler. Öğleden sonra artık 17'ye doğru... Ee, İngilizlerin ve Fransızların mevcut gemilerinin üçte biri battı. Üç, kalanın bir kısmı da kullanılmaz, görev yapamaz hale gelince efendim artık İngilizler bu saat 15'ten sonra 15.30'dan sonra ikindi'den sonra e, hava bizim lehimize döndü ve bu üç büyük gemisinin batmasıyla ve bir diğer üç geminin de görev yapamayacak duruma düşmesiyle İngilizler harekatı bitirmeye karar verdiler. Şimdi burada e, arz ettiğim gibi Mecidiye tabyesinde Seyit Onbaşının bunu herkes biliyor. Efendim o 276 Tam geminin bacasından mı giriyor? Evet. Yani... bir giriyor. Şimdi burada bir saptamada bulunuyor evet. bu Japonlar düşman gemilerine bu şekilde uçaklarla şey yapmışlar, saldırmışlar. Direkt evet. efendim o şey bacalarından girerek evet. infilak etmiş. Evet. Ondan sonra Nagasaki ve Hiroshima'ya bomba atıyor ya Aynı Amerika. Öyle. Ee, yani ne diyorlar? Kamagazi mi diyorlar? Evet. evet. Kemikazi, Kemikazi diyorlar. Evet evet. evet. evet buyurunuz efendim. Sanki o Seyit Onbaşı'nın üçüncü hamlede attığı mermi... E, ...o, o gemisine e, isabet ediyor. Adeta bacasından giriyor. Tabii. Ve dümenini kaybediyor. Sarhoş ve hoş ve gibi. Sarhoş gibi Aynen. dolaşıyor. Nereye dolaşıyor? Erenköy açıklarına geliyor. Orada da... Ve ...orada da Nusret Mayın Gemisi'nin... E, ...döşediği şeyler mi? var... ...bakın on, geçen o geçen hafta... onları nasıl çalışmış? ...bakın şimdi Atabey... Evet, ...26 demişler. mayın... Evet. ...bunu Cevat Paşa... ...bu... E, ha, Cevat me, Paşa. E, o Türk ...Çanakkale... E, ...Mustahkem Mevki Komutanı... Tabii. ...ki 18 Mart... ...harekatını idare eden komutan... ...o bu gemiyle... ...bu şeyleri mayınlar. depodan çıkarttı... ...Almanlar karşı çıktılar... Bu mayınları dökmeyin. Bu mayınlar patlamaz, işe yaramaz eski. diye eski Eski diye. Fakat bu Nusret mayın gemisi 7 8 Mart gecesi sabaha karşı ve ilahi bir himmetle ki o, o günlerde o boğazın kısmı İngilizlerin kontrol altına alınmıştı artık. Yani bütün Allah Allah. evet o onların kontrol, kontrol altında altındayken onları. döşedi. İşte hmm. onun için e, sabaha karşı bütün 26. mayını da döktükten sonra gemi komutanı efendim eee kalp krizi, krizi geçip diye e, evet yüzbaşı Hakkı Bey Hakkı yani Bey, işte sebep bu o e, Fransızların Al, İngilizlerin Kontrol ettiği e, bölgede bu görevi yerine getirdi. Bu e, şey e, Nusret Mayın gemisi. Evet. O bakımdan bu çok önemli ve harekatın e, neticesine doğrudan e, etki yaptı. Çünkü oraya çarpan iki üç büyük gemi battı. Ondan sonra. ...harekatı bitirmeye... ...geri dönmeye karar verdi İngilizler. Hatta bunu İngilizler daha sonra... tek başına çok, değil, Fransızlar evet, var, diğerleri var. Yani öyle. Bütün Batı oradan evet. neredeyse. Hatta Rusya'da. Bakın, evet. e, Churchill ne diyor bu konuda biliyor musunuz? Ne için? Sadece, çünkü o da denizci... ...bu konuyu çok iyi, Deniz Bakanı zaten... ...diyor ki, Birinci Dünya Savaşı'nda... ...bu kadar insanın... ...ölmesine, harbin... ...ağır masraflara mal olmasına ve denizlerde beş bin tane ticaret ve savaş gemisinin batmasına sebep olan şey Türkler tarafından bir gece önce dökülen ve incecik bir çelik halat ucuna sallanan 26 adet mayındır diyor. Vay be. Bakın bu çok önemli bir konu. Bunu tespit. sonra tespit ettiler. Hatta e, bu Fransız subayı kontrol etmiş o bölgeyi ve bu bölgede artık mayın yoktur diye rapor veriyor temizlendi Tabii. diye fakat akşamında e, gecesinde Evet bu 18 Mart'tan sonra Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlar ortaya çıkınca bu raporu veren ...yüzbaşıyı idam ettiler, kurşuna dizdiler. Doğru. Yanlış vapor, evet. e, rapor, rapor verdiniz diye. diye. Ama Harekatı... adam, evet. adam onu kontrol ettiği zaman mayınlar Aynı yoktu öyle. zaten akşamında evet. döşeniyor. Evet. 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 Şimdi e, Türk tarafından o yani e, insan zayiatı çok fazla değil. Hı. 40 er, er 74 yaralı. Yani fazla bir e, ama tabi e, tabiyelerin büyük kısmı e, ne yaptı e, yıkıldı ya yıkıldı bitti. şimdi bu 18 Mart gününün bir önemli e, konusu da ata bey evet e, Mustaken mevki komutanı Cevat Paşa burayı tertiplerken e, geçen haftaki programda arz etmiştim esas savunmayı merkez tabyelerde dokuz tabiyenin bulunduğu yani ee, Kale-i Sultani'nin e, Kilitbahirin, namazgah tabiyesinin e, Anadolu ve Rumeli Hamidiyelerinin ve Mecidiye tabiyesinin bulunduğu bölgeyi esas savunmayı orada tertipledi. Evet. Almanlar buna karşı çıkmışlardı. Onlar dediler ki hayır burada değil Boğaz'ın girişinde tertiplenelim. Yani e, Kilit e, Seddülbayır e, bölgesinde e, tertip alalım. Evet, şöyle, evet, tam e, Boğazın girişinde. Fakat e, komutan nedir? Türk komutan Cevat Paşa. Almanların bu isteğini yerine getirmedi. Tam tersini yaptı. Kendi emrini ha. yerine getirdi. Hem Nusret Mayın gemisinin dökülmesinde kararı verdi. Hem ...esas savunmayı... ...merkez tabiyelerde yaptı... ...ve başarıya uğradı... ...başarıya Ulaşmış. ulaştı... ...bakın... ...Cevat Paşa... ...bu 18 Mart günü... ...oranın esas... ...kahramanı odur... Tabii. ...bakın 18 Mart günü... ...resmen... Çanakkale kahramanı Cevat Paşa'dır. Bu Deniz Cevat, Cevat Evet. Yani Cevat Paşa 1918'de kahramanı, daha Cevat sonra Paşa. efendim e, e, Genelkurmay Başkanlığı da yaptı. Ama bizim e, okullarda okutulan ve 18 Mart e, yıl dönümlerinde Cevat Paşa'dan pek fark edilmez. İsmi çıkmıyor yani, ismi yok yani. Evet. Tabii. Yani e, ben sizin Çanakkale Mart kitabında öğrendim. Evet. Ben de bilmiyordum. Aynen öyle. Tabii tabii. Bakın e, yani Cevat Paşa'nın e, hem mustahkem mevki komutanı olduktan sonra boğazı hazırlaması Tabii. değişik düzeneklerle ki o zaman elimizde yeterli toplar yoktu. Düşmanın elindekiler kadar fazla menzili uzak olan toplar yoktu. Bu zafiyeti bu efendim zayıf tarafı başka şekilde yaptığı savunma düzenekleriyle işte soba borularıyla mobil ee, mobil e, seyyar e, toplarla top bu, e, tabii. görevi yerine geçirdi. Ama şimdi bir Ve tane 18, bir, yeni bir, evet. bir tane obüsümüzü buradan İstanbul'dan, evet. efendim Çanakkale'den geçen bir evet. düşman gemisine vur desen vuracak evet. hemen. Evet. İstanbul'dan değil mi? Evet. Aynen öyle. <laughs> öyle bir benzil yani, var. Öyle ki eski e, gemilerdeki topları söktürerek getirip ya. buralara monte ettirdi. Dolayısıyla bu e, Cevat Paşa'nın Tabii. 18 Mart günü ki resmen de o günkü kahraman odur. Yani 18 Mart evet. do dolayısıyla mesela bir evet şimdi burada bir Hasan Mevsuf tabyesi var. Bakın Dardanaz tabyesi var Anadolu sahilinde. 18 Mart günü sabahleyin o saat 10'dan itibaren ilk düşmana müdahale eden düşman toplarına maruz kalan bir batarya. Bakın evet Boğaz'ın hemen girişinde Anadolu yakasındadır. Bu ağır obüs tabur komutanı burada e, buranın komutanı bir üst demen. O, gün, o günkü ifadeyle evet. kale Sultaniyeli İsmailoğlu mülazimi evvel yani üst demen Hasan Hulusi Efendi. Hasan Üsteğmen, evet. şimdiki ifadeyle. Yine onun yardımcısı... ...Ağır obüs Taburu... ...Mülazimi Saniyesi... ...yani Teğmen... ...Trablus Gartlı, Libyalı yani... ...Mehmet Mevsuf Efendi. Vay be. Bakın, bunların isimlerini Biz... söylüyorum. Bakın birisi... kale Sultan... ...yani Çanakkale'liymiş evet. kendisi... Birisi tamam Libyalı, öbürü de Libyalı. Vay bakın, şu anda ne işimiz var bu... Libya'da? Bakın, Pardon, o ö... evet. <laughs> Şimdi oraya <laughs> geldik, Ata Bey. bakın üstteyim. Onun için bu e, isimleri e, özellikle e, şey yapıyorum, Tabii. E, ifade ediyorum. Biri Çanakkaleli, yani yakın orada. Hı. Diğeri Trablusgarplı Teğmen. İki evet. subay. Şimdi bunların bataryasına e, bir. E, İngiliz e, gemilerinden atılan bir e, mermi bataryanın yine burada da cephaneliğine e, tesadüf etti, isabet etti ve infilak etti. Bu iki e, subay, iki kumandan, iki zabit şehit oldular. Bugün evet. o tabiye ziyaret ediliyor. Hasan Mevsuf tabiyesi diye. Vallahi. Bakın o topta ...o zamandan kalan toplar da... ...ziyaret ediliyor... ...ben bundan birkaç sene önce... ...burayı bizzat Şimdi bu Obis, şey Obis yaptım... ...obis topu Bakın, acaba ismini oradan mı alıyor? ...obis topu... Evet, ...işte şey, orada oraya... E, ...Hasan Mevsuf Tabyesi diye... Evet. ...geçiyor... ...şimdi Hasan... ...o üstlemenin ismi... E, ...Mevsuf da yardımcısı... ...Trablusgarplı yani Libyalı... ...temenin tamam. ismi... Efendim, o müstaburların başında mevzu, bunu, evet, Hasan. Evet. Bu taburların başında, bu bataryaların ve ilk şehitlerimizde bu ikisi. Şimdi bakın, burada e, öyle özelli bir e, önemli bir olay da e, e, cereyan ediyor. Bu e, 18 Mart'tan birkaç gün önce bu üstemen efendim e, Hasan. Hulusi efendinin bir e, kızı meydana geliyor. Mustahkem mevki komutanı Cevat Paşa bu e, birkaç gün önce bu e, Batarya komutanı Üslemen Hasan Bey'i telefonla e, arayarak Arıyor. diyor Müşten işte ediyor, değil mi? Evet, Hasan evladım diyor. <laughs> sana işte bir müjdem var. İstanbul'dan <laughs> ailenden telgraf geldi. Bir kızın olmuş. ...üç gün izinlisin... Evet. ...git işte hanımına şifalar diyor... ...çocuğuna isim koy... ...sonra gel dön gel diyor... ...fakat... ...Üstemen Hasan bu müjdeyi... ...güzel... ...bir buruk bir heyecanla karşılıyor... ...ama... E, ...diyor vatan müdafası... ...ki o zaman 18 Mart'tan... ...birkaç gün öncelisine... ...tesadüf ediyor artık... ...düşmanla taarruzun... ...kesinleştiği bir gün diyor e, gitmeyi e, gitmeyeyim vazifede devam edeceğim ama ismini dilder koysunlar diyor. Vay be İsim oradan geliyor peki efendim. Evet, i̇şte bitiriyoruz programımızı. Hasan mevsuf, Tabyesinin böyle bir hikayesi var. Hikayesi Dramatik var. bir hikayesi. Evet. Allah gani gani rahmet etsin. Bunların şefaatine nail etsin evet. hepimiz ya. Adamlar cephede vefat etmişler. Doğan bebeklerine bile ismini cepheden göndermişler. Gönderim. Yetişmemişler. Efendim emekli bay Ziya Burcuoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve bize aylar süren sonuna geldik. Ben Hatavullu Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.